Herkese Lerisi Belli Kahveninden merhaba. Bugün sizlerle A101'den satın almış olduğum Cafex marka anında hazır filtre kahveyi inceleyeceğiz. Gelin hep beraber bu kahveyi yapalım ve bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Öncelikle tekrardan merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok uzun zamandır belirli ürünleri tanıtan videolarım vardı. Şimdi sizlerle beraber kahve yapmak üzerine bir video çekiyorum. Bu videoda A101'den satın aldığım Cafex marka anında hazır filtre kahveyi inceleyeceğiz hep beraber. Uzun zamandır hayatımızda çözünebilir kahve mevcut ve yeni nesil kahve demleme teknikleriyle beraber de daha iyi filtre kahveler elde etmeye çalışıyoruz. Bunun için belirli metodolojiler var, hepimiz biliyoruz. Bilmeyenler için de birkaçından bahsedebilirim. Immersion, Prover ya da Press yöntemleriyle biz filtre kahve demleyebiliyoruz. Şimdi inceleyeceğimiz kahve de Drip Coffee olarak geçiyor. Fakat Prover yöntemlerden biri, yani kahvenin üzerine suyu dökerek kahveyi elde edeceğiz. Normalde Prover için belirli yöntemler bulunmakla beraber bazı firmalar öğütülmüş kahveyi hazır filtre paketleri içerisinde satarak hem hızlı hem kolay hem de çabuk bir çözüm elde etme içerisindeler. Bazı nitelikli kahve firmaları da bu yöntemleri kullanmakta. Sallama poşet çay sisteminde filtre kahve elde etmeye çalışan markalar mevcut. Onun haricinde de bu paketin içerisinde yer alan sistemi aynı şekilde kullanan sadece kahveyi ya da filtre sistemindeki kağıdı farklı yaparak farklı şekillerde filtre kahve elde etmeye çalışan nitelikli kahve markaları da mevcut. A101'den aldığım Cafex marka bu filtre kahvenin iki farklı çeşidi var. İçerisinde de 8 gram kahve var. Bunlar medium roast ve dark roast olarak geçiyor. Ben dark roast'luk gösterme amaçlı aldım. Pek dark roast seven bir insan değilim. O yüzden bunu kenara alıyorum. Üzerinde gerçek kahve ve enfes aroma diye yazılmış. Göreceğiz. Paketin arkasında ise nasıl yapılacağına dair bir kullanım şeması var. Onun haricinde içindekiler kısmı ve üretim son kullanma tarihi var. 6 Mayıs 2020'de üretilmiş bu paket. Ben yaklaşık 1-2 hafta önce aldım. Tam olarak 6 Temmuz diye düşünürsek de yaklaşık 2 aylık bir kahve var içerisinde. Aslında 2 aylık paketlenmiş bir kahve var. Ve içindekiler kısmında da sadece %100 Arabika çekirdekler olduğunu söylüyor firma. Gelin hep beraber deneyelim. Şuradan açılıyor. Paketi açtığımızda içinden kare ya da dikdörtgen şeklinde 8 gram kahveyi barındıran bir filtre var. Filtrenin iki tarafında da kulplar mevcut. Hemen paketin üzerine bakalım. Filtrenin üst kısmını işaretli yerlerden açınız diyor. Yani şurayı yırtmamız isteniyor. Bunu kaldıralım. Ardından filtrenin askılarını iki yana açıp bardağınızın üzerine asınız diyor. Filtrenin iki yana açtım gördüğünüz gibi. Şimdi bardağımı alacağım ama önce tartımı açtım. Tartımı tekrar tayarlayacağım. Paketimiz hazır. Şöyle ben biraz kahveyi de göstermek istiyorum. Şimdi tayarı da bastık. Ve üzerine 95 derece 150 mililitre sıcak suyu yavaşça dökünüz diyor. Bir süre belirtmemiş. 95 derece suyum hazır. Ben suyumu alıyorum. Ve 150 mililitre suyu filtrenin içerisine yavaşça döküyorum. Kokusu klasik Türk kahvesini andırıyor. Paketli Türk kahvesini. Dikkat ettiyseniz bir bloom oluşuyor ön demleme içerisinde. Ön demleme yapsaydım keşke diyorum ama paket öyle bir şey söylemiyor. Paket nasıl söylüyorsa öyle yapmak istedim. Suyumu koydum. Filtrenin içerisine akmasını bekliyorum.
Biraz kaldırmam gerekiyor çünkü filtre suya değiyor. Kahvenin üzerindeki suyun tamamen aktığını gördüğüm anda filtreyi alacağım. Şimdi filtreyi kaldırıyorum. Başka bir tap bardağı kaldırdım. Ve kenara aldım. Tartımı kapatıyorum. Kahve hazır. Şimdi görüntüsel olarak baktığım zaman bir filtre içinden geçtiği için ve filtrenin kalınlığı da iyi olduğu için anladığım kadarıyla içerisinde bir partikül yok kahvenin. Yani bulanık da değil. Gayet içini net bir şekilde görebiliyoruz. İçerisinde bir partikül yok. Yani French press'te demleme yaptığınız zamanki gibi bulanık değil. Ya da mesh filtreden geçirdiğiniz gibi bulanık değil. Klasik V60 yaptığınızı düşünün. Onun görüntüsünde. Hafif yağ damlacıkları var. Bu da yağın bir kısmının çözündüğü anlamına geliyor. Koku olarak bakarsak, dediğim gibi klasik bir Türk kahvesi ya da Starbucks gibi kahve dükkanlarından aldığımız filtre kahvenin kokusuna benziyor. Şimdi tadına bakalım. Zaten içerisinde sadece gerçek kahve enfes aroma denmiş. Bir tat profilinden ya da bir aromadan bahsedilmemiş. Dediğim gibi aslında şu an bir nevi ben bunun medium roast olduğunu da düşünmüyorum. Biraz daha dark'a yakın. O yüzden acaba dark roast nasıl? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten ilk başta da dediğim gibi sanki Türk kahvesini filtre kahve yapmış gibi bir şey içiyorum. Yani aslında şöyle söyleyeyim, yanlış olmasın. Dükkanlarda satılan paketli Türk kahvesi için kullanılabilecek olan kahvenin daha kalın öğütülüp üzerinden su geçirilip bir filtre kahve elde edilmiş halini içiyor gibiyim. Bir tat profili yok. Aslında var. Çok acı, koyu, ağızda uzun süre kalıyor ve yanık. Sistemin mantıklı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Gerçekten mantıklı. Şöyle bir deneme yapabilirim kendim ileriki zamanda. Bu filtreyi tamamen temizleyip içerisine kendi öğüttüğüm kahveyi koyup gerçekten iyi bir sonuç verip vermediğini kendi kahvem içerisinde görebilirim. Fakat kullanılan kahvenin iyi olmamasından kaynaklı, bence iyi olmamasından kaynaklı İyi bir sonuç alamadım. Eğer videomu beğendiyseniz beni takip edip beğen butonuna basmayı unutmayınız. Eğer kahveyi denemek istiyorsanız da herhangi bir A101 marketinden elde edebilirsiniz kahveyi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.